Gündem Özel programından merhabalar. Sevgili izleyiciler, konuğumuz Elazığ Ticaret İl Müdürü, Tüketici Heyeti Başkanı, Hakem Heyeti Başkanı Bilal Öztürk. Bilal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben Bilal Öztürk, Elazığ Ticaret İl Müdürü, Tüketici Hakem Heyeti ve Hal Hakem Heyeti Başkanı olarak görev yapmaktayım. Programımıza davet ettiğiniz için size ve Kanal 23 ailesine teşekkür ediyorum. Buradan da Elazığ halkına sevgi, muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çünkü vatandaşlarımızın hepsini ilgilendiren bir konu. Size sorularımız olacak. Sorularımızla tabii ki. Ben başlayayım. Olur mu ilk sorumla? Tüketici kime denir? Tüketici Hakem Heyeti ülkemizde ne zaman kurulmuştur? Ve Tüketici Hakem Heyeti ilimizde nerededir? Şimdi tüketici 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununda ticari amaçla ve mesleki olmayan amaçla hareket etmeyen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Yani mal alırken bunu satmak için efendime söyleyeyim veya meslek icra ediyorsa, mesleğini evet. icra ederken kullanmamak için edinenlere biz tüketici diyoruz. Tüketici hakları tabii dünyada 1962 yılında Amerika Cumhurbaşkanı Fitzgerald Kennedy tarafından ilk defa Temsilciler Meclisi'nde gündeme alınmış, dinlendirilmiş. Daha sonradan 1985 yılında ise Birleşmiş Milletler bu konuşmanın geçtiği tarihi yalakalık olsun diye tüketici haftası diye ilan etmiş. Ama ecdat tabii ki tüketici haklarına daha önceden özellikle aylık teşkilatlarıyla, loncalarla evet. hem esnafa hem de tüketiciye gereken önemi, gereken haklarını korumuş. Ülkemizde ise 1995 yılında ilk defa tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun çıkmış. Daha sonradan bu kanun 6502 sayılı tüketicinin korunması şeklinde kanunla tekrar revize edilmiş. 24 yıldır Türkiye'de tüketici hakem heyetleri görevlerini sunmakta. Elazığ'da ise tüketici hakem heyetinin bulunduğu yer aynı zamanda Ticaret Müdürlüğü ile birlikte Zübeyde Hanım Caddesi'nin o 159 dediğimiz İletişim Fakültesi ile aynı kampüste, pardon İletişim Lisesi'nin bulunduğu kampüste görev icra eden bir birim. Yani daha da vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde eski il özel idarenin hizmet verdiği iki katlı küçücük bir binamız var. Orada hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımızın kolay ulaşabilecekleri bir yerde. Evet. Diğer bir sorum Bilal Bey, tüketici hakem heyetine yaptığımız başvuru ne zaman sonuçlanır? İnsanların en çok merak ettiği evet. konulardan biri çünkü. Şimdi kanun süre 6 ay. Gerek görülürse, yani bilgi belge tamamlama anlamında gerek görülürse bu bir yıla kadar çıkabiliyor. Ama Elazığ Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı bunu minimuma indirmek için elinden gelen gayreti göstermekte. Süreç şöyle işliyor. Vatandaş ilgili belgeleri tamamlayıp bize müracaat evet. ettikten sonra şikayet ettiği sağlayıcı veya firmaya savunma yapması için biz üst yazı gönderiyoruz. Peki başvurduğumuz zaman herhangi bir ücret veya harç ödemek zorunda mıyız? Bir bedel var mıdır? Kesinlikle hiçbir şekilde tüketiciden ücret talep edilmediği gibi evet. bizden sonraki aşama olan hani bizim verdiğimiz kararı beğenmeyen sağlayıcı, evet. satıcı veya tüketicinin gittiği tüketici mahkemesi de herhangi bir ücret talep etmiyor. Evet. Yani tüketici hakemiyetine vurulan, başvurulan hiçbir başvurudan kesinlikle ve kesinlikle ücret alınmamakta. Ben bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımız hiç meblağa takılmadan, tutara takılmadan ve çekinmeden gelip evet. bize müracaat etsinler. Biz her türlü müracaatlarını değerlendiririz. Bekliyoruz vatandaşlarımızı. Yani biz iş görmekten sıkıntımız yok. Ben demin şeyi de tamamlayayım. Vatandaşın müracaatı aşamasında dediğim gibi firmalara savunma yapması için yazı yazıyoruz. Savunma gelmeden karar vermemiz mümkün değil. Bu kanuni süreç tamamlanması lazım. Bazen bu bir ayı buluyor. Evet. Zaten kanun onu öngörüyor. Diyor ki firma veya sağlayıcı hakem heyeti tarafından talep edilen yazıya bir ay içinde cevap vermek zorunda. İşte bir de tebligat sürelerini katarsanız en az 1,5-2 ay bu süreç. Ama biz
savunma bize geldikten sonra mümkün mertebe en kısa zamanda gündeme alıp dosyayı görüşüyoruz. Süreyi kendimizce kısaltmaya çalışıyoruz. Peki ilimizde başvuru sayısı ne kadardır ve en çok şikayet nelerden geliyor? Hangi sektörlerden? Şimdi önceleri özellikle bankacılık sektöründe yoğun bir şekilde şikayet vardı. Daha sonradan bu bankacılık, bankaların aldıkları ücretleri yasallaşınca bu şey tersine döndü. Önceden diyelim ki bundan örnek verecek olursak 2014 yılında mesela bize 19.564 tane müracaat olmuş. Bunun büyük bir kısmını banka. Evet. %80'i bankacılık. Yani daha doğrusu bankalar tarafından kesilen haksız ücretlerin iadesi için müracaatlar. Hı hı. Sadece %20'si ayıplı mal ki 2019'da bu tersine döndü. Yani ayıplı mal için bize müracaatların %80'ini oluşturmakta, %20'si ise bankaya şey yap. Yani burada şunu da şey yapmamak lazım. Vatandaşımız bana göre bilinçlendi. Evet. Artık ayıplı ürün satın alımında veya ayıp çıktıktan sonra direkt bize müracaat etmeyi bir şekilde öğrendi. Bu da bizi mutlu ediyor ve biz bunun daha da artmasını istiyoruz. Şu anda mesela bize şey de düştü açıkçası. Bankaların aldığı ücretleri yasallaşınca evet. veya kanuni limitlere indirilince artık bankalarla ilgili vatandaşın pek şikayeti gelmiyor. Bu şikayet oranını düşürmüş oldu kesinlikle aslında. Düşürdü. Bankaların o iade etmiş olduğu ücretler de haksız yere. Tabii. Şey yani şu anda dediğim gibi 2019 yılında ilk 6 ayda biz aşağı yukarı 1600-1700'e yakın müracaat var. Biz bunların 5. aya kadar olanları şu anda biz kesinlikle sonuçlandırdık. Sonuçlandırdık derken de yani hakem heyetindeki süreç tamamlandı. Evet. Kararı beğenmeyen tabii ki tüketici hakem heyeti mahkemesi sıfatıyla görev yapan hukuk mahkemelerine müracaat edebilir. Ama aşağı yukarı 1600'e yakın kısmını biz sonuçlandırdık. 2019'da müracaat edilen dosyaların. 28 Mayıs 2014 tarihinde değişen tüketici kanunu tüketiciye ne gibi yenilikler getirdi? Değişiklikler nelerdir burada? Şimdi dediğim gibi demin de girişte de bahsettim. 1995 yılında 4077 sayılı kanunla evet. tüketiciye hizmet vermeye başladık. Daha sonradan 23 tane yönetmelikle birlikte 6502 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Evet. Burada tabii limitler artırıldı. Tüketicinin şu anda mesela 8.458 TL'ye kadar olan müracaatları bize yapabilmekte. Bazı süreçler değişti. Örnek, önceleri işte 4 defa servise gitme şart aranırken şimdi o şart ortadan kalktı. Cayma hakkındaki süreler arttırıldı. 7 günken bu 14 güne çıkarıldı. Yani bütün çıkarılan yönetmelikleri ve 6502 sayılı kanun vatandaşı daha da rahatlatıcı vatandaş lehine tekrar yorumlandı. Evet. Şu anda yine de aksayan bir şey olursa bakanlığımız ek yönetmeliklerle bunları düzeltmeye çalışıyor tabii ki. Peki nasıl başvuru yapıyoruz Bilal Bey ve başvuru yaparken yanımızda hangi belgelerin olması gerekiyor? Şimdi tüketici başvurusunu şahsen veya avukat aracılığıyla yapabilir. Veya bizim TÜBİS dediğimiz tüketici bilgi sistemi veya posta yoluyla da müracaat edebilir. Şahsen veya avukat aracılığıyla müracaat ettiğinde evet. Yani satın aldığı işlemi ispatlayan belgelerle müracaat etmesi gerekiyor. Bu nedir? Faturası, evet. Garanti belgesi. Efendime söyleyeyim, kanun der ki yani eğer ürününüze bir ayıp gelirse ayıbı giderebilmesi için önce satın aldığınız firmaya veya sağlayıcıya müracaat edin. Evet. Sizin mağduriyetinizi gidermezse ondan sonra hakem heyetine gelin. Bu noktada da biz ilgili firmaya veya satıcıya, sağlayıcıya müracaat ettiğini belgeleyen bilgiler istiyoruz. Bu nedir? Servis fişleri. Gittiniz işte servis geldi. Dediniz ki benim işte önümde şu arıza var. Ama ben bu arızadan dolayı mağduriyetim giderilmesini istiyorum. Ama mağduriyetiniz giderilmedi. O belgelerle bize müracaat ediyorsunuz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şu. Hizmet sağlayıcı veya satıcının hakem heyetinin bulunduğu ilde olması lazım veya evet. alıcının, tüketicinin o ilde ikamet ediyor olması lazım. Yani siz diyelim ki Elazığ'da bir ürünü aldınız evet. ama ikamet
yeriniz Malatya. Malatya'da da müracaat edebilirsiniz, burada da müracaat edebilirsiniz. Ama Elazığ'da aldınız, ikametgahınız da burada, Malatya'da müracaat edemezsiniz. İkisinden birini mutlaka yerine şikayette bulunacağınız hakemiyetin bulunduğu yerden yapmanız lazım. Tüketici hakemiyeti kararı satıcı ve sağlayıcı tarafından yerine getirilmezse bu noktada ne yapabiliyoruz? Şimdi dediğim gibi diyelim ki biz kararımızı hakemiyeti karar tüketicinin lehine veya aleyhine verdi. Evet. Şimdi burada kararımızı beğenmeyen satıcı olur, sağlayıcı, firma veya tüketici. Karada da zaten belirtiyoruz. Karar kendilerine tebliğ edildikten 15 gün sonra kararı beğenmiyorsa tüketici mahkemesi sıfatıyla görev yapan hukuk, evet, Asya Hukuk Mahkemelerine müracaat edebilir. Bir üst merci mahkemelerimiz. Tabii yani mahkemeden çıkan karar artık nihai, evet, karar. Aleyhine çıkarsa, hani tüketici hakemiyeti kararı alındı, aleyhine çıkarsa o zaman ne yapıyoruz? Yine aynı zaten. Demin de bahsettiğim gibi. Aynısı yine mahkemelere. Zaten aleyhine çıkan, evet, kararı beğenmiyor demektir. Evet. Eğer beğenmediği takdirde dediğim gibi şeylere müracaat edebilir. Mahkemelere. Bilal Bey, tüketici sözleşmesi kurulduktan sonra satıcı, sağlayıcı ve kredi verenler sözleşme hükümlerini tüketicilerin aleyhine olacak şekilde değiştirebiliyor mu? Kesinlikle değiştiremez. Bunun yanında kanun şunu der. Hani mevcut sözleşme bile, evet, tüketici aleyhine maddeleri içeriyorsa kanun aynen şu ifade: sözleşmedeki haksız şartlar tüketici aleyhine yorumlanamaz. Bunun yanında daha sonradan hiçbir şekilde sözleşmenin içeriğini değiştirip tüketicinin aleyhine olacak hiçbir şeyi de, ibareyi de kullanamaz. Evet. Kesinlikle şey yapamaz yani, kullanamaz. Tüketici kredileri ve konut kredilerinde sigorta yaptırmak zorunda mıdır? Sigorta yapmak zorunda değil. Yani bu genelde bunu kredi sağlayıcılar, evet, sanki zorundaymış gibi, evet, vatandaşa dikte ettiriyor veya, evet, zorluyor. Diyelim ki vatandaş sigorta yapmak istedi. İstediği sigorta şirketine, acentasına yaptırma noktasında kesinlikle özgür. Hani orada satıcı, tamam sen bunu sigorta yaptırmak istemiyorsun, evet, veya istiyorsan benim dediğim sigorta şirketine yaptırmak zorundasınız gibi bir şeyi de zorlayamaz vatandaş. Dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle sigorta yapmak zorunda değil. Mağazadan ürünü satın aldık. Bu ürünü hiç kullanmadan iade edebiliyor muyuz veya değiştirebiliyor muyuz? Şimdi kanun yine şunu der, diyor ki mağazadan görerek, tüketicinin, evet, görerek, beğenerek, deneyerek aldığı ürünü, hı hı, iade etme hakkı yok. Bu vatandaşlar tarafından yanlış bilinmekte. Ben bunu tekrar, evet, diyorum. Mağazadan tekrar ediyorum. Görerek, beğenerek, deneyerek, hı hı, aldığınız bir ürünü mağazadan çıktıktan sonra inisiyatif satıcıya geçiyor. Satıcı müşteri memnuniyeti adına isterse ürünü değiştirebilir, iade de alabilir ama kanunen tüketicinin iade ve değişim hakkı yok. Ayıp veya kusur meydana gelmediği müddetçe. Evet. Peki ayıp dediğimizde, ayıplı mallarda tüketicinin seçimlilik hakları nelerdir? Şimdi ayıplı mal olduğuna servis raporuyla karar verildikten, hı hı, sonra tüketicinin 4 tane seçimlilik hakkı var. Nedir bunlar? Ücret iadesi talebinde bulunabilir. Evet. Yani kaç ödemişse o ürünü edinirken, hı hı, o birebir ödediği rakamı talep edebilir. İkincisi, ürünü başka bir ürünle değiştirmesini talep edebilir. Aynı ürünle. Evet. Üçüncüsü, tamir edilmesini isteyebilir. Hı hı. Dördüncüsü de ayıp oranında indirim talep edebilir. Örnek verecek olursak. Nedir? Televizyon aldınız, hı hı, kumandası kırık, bozuk. Evet. Kumandanın ücretini ödediğiniz rakamdan düşmesini talep edebilirsiniz. Ama vatandaşımız bu son iki şık genelde kullanmıyor. Hatta bana göre tamir hakkını istemek seçimlilik hakkı bile değil. Çünkü, evet, garantili bir ürünü ilgili servis yapmak zorunda zaten. Zaten yapmasa vatandaşın direkt iade ve para hakkı doğuyor, değişim hakkı doğuyor. İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde ön bilgilendirmenin yazılı yapılması halinde ayrı bir kağıtta mı verilmesi gerekiyor, yoksa sadece verilen kağıt mıdır? Yani bu iş yeri dışında yapılan sözleşmemiz, evet, kapıdan satış diyoruz diğer, evet, adada. Kesinlikle belge vermek zorunda. Veya bu şey dediğimiz kalıcı ve saklayıcı dediğimiz işte bu, hı hı, nedir? İnternet üzerinden gönderdiğim bilgi, evet, olabilir, SMS olabilir,
CD, flash disk. Yani onlarla bu şeyi belgeleyecek şekilde satıcıya, daha doğrusu tüketiciye ulaştırmak zorunda o sözleşmeyle ilgili maddelerinde bulunduğu bir örneğini. İşte bu mesela sözleşmede olması gereken konulara vatandaşın özellikle dikkat etmesini ben istirham ediyorum. Bunlar şudur. Sözleşme konusu mal ve hizmetin temel nitelikleri. Yani hangi özelliklere haiz benim aldığım ürün? Daha doğrusu satıcı bunu mutlaka ve mutlaka vatandaşa, tüketiciye bildirmek zorunda. Bunu sözleşmede de özellikle ayrıntılarıyla bildirmek zorunda. Bir de satılan malın, satılan ürünün veya sunulan hizmetin, yani şimdi tüketici hem mal ve hizmet kısmında alışverişi yapan kişi. Mal ve hizmetin Türk lirası vergiler dahil toplam fiyatının mutlaka ve mutlaka sözleşmede yer alması lazım ki ileride tüketici hakem heyetine müracaat ettiğinde biz uyuşmazlık miktarı nedir diye mutlaka o ya faturayla veya sözleşmede yazılan rakamı biz bilmemiz lazım ki ona göre bizim şey yapmamız lazım. Bir de cayma hakkı olursa hangi hakları var? Hangi durumlarda cayma hakkı kullanılabilir? Bunların da yine sözleşmede yer alması lazım. Dediğim gibi bu cayma hakkı kullanılırken olur ya sözleşmeyi yapan tüketici aleyhine şartlar da yazmış olabilir. Biz bunları kesinlikle demin de bahsettiğim gibi sözleşmedeki tüketici aleyhine hiçbir madde tüketici aleyhine yorumlanamaz. Satıcı istediği kadar veya sağlayıcı, hizmet sağlayıcı istediği kadar yazsın. O haksız şartları biz gördüğümüzde yine tüketici lehine biz kesinlikle bunları yorumluyoruz. Yani tüketici sözleşmedeki şartlara iyi baksın diyoruz. İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde cayma bildiriminin 14 günlük süresi var. Bu süre içinde hani telefonla karşı tarafa yöneltilmesi yeterli midir? Değil. Şimdi bunu ya yazılı olarak demin bahsettiğim gibi kalıcı veri sağlayıcı dediğimiz işte yine işte SMS'tir, e-postaya gönderilen maildir, CD'dir, flash disk'tir. O yani kalıcı dediğimiz o kalıcı veri sağlayıcıyla mutlaka ve mutlaka karşı tarafa iletmek zorunda. Veya iadeli taahhütlü mektupla göndermek zorunda. Bunun içine zaten bahsettiğiniz gibi de WhatsApp, Instagram, SMS yolu bunların hepsi giriyor zaten. İnternet üzerinden alışverişler. Mesafeli yöntemle yapılan bir alışverişte malın tüketiciye gönderim süresi en fazla ne kadardır? En çok internet alışverişleri çok fazla Yani alışverişten sonra, alışveriş işleminin gerçekleşmesinden sonra 30 gün içinde mutlaka ve mutlaka tüketiciye göndermek zorunda. Yani bunu açıkçası suistimal eden bir sürü web sitesi var. Yani nasıl adam alıyor parayı, birinci gün tahsil ediyor tüketicinin kredi kartından, bunu 30 gün kullanıyor. 30 gün sonunda diyebiliyor ki efendim stoklarımda ürün kalmadı. Ondan sonra paranızı iade ediyor. Yani kanun burada 30 günlük süre tanımış ama bunu suistimal eden açıkçası satıcılar da mevcut. Peki bu suistimali şikayet yolu var mıdır? Yani dediğim gibi kanunda eğer 30 gün içindeyse bir şey yok açıkçası. Yani süreç biraz uzun belki ama gerçekten 30 gün ciddi bir süre. Yani bunu da vatandaş alırken dikkat etmesi lazım. Çünkü mesela isim vermek istemiyorum ama bazı web siteleri diyor ki 3 gün içinde kargoya verir. O taahhütte bulunmuşsa buna rağmen 3 gün içinde göndermemişse ürünü zaten direkt cayma hakkınız doğuyor. O tip alışverişlerde bize müracaat edebilir. Kapıda ödemeli yöntemle satın alınan mallara ilişkin mesafeli sözleşmede tüketicinin ödeme yapmadan önce kargo kutusunu açıp kontrol ederek duruma göre ödeme yapıp yapmamasının yasal bir dayanağı var mıdır? Yani ne yazık ki yok açıkçası. Burada şimdi hani normalde internet alışverişlerinde tüketici malı görmediği için, deneyebilmediği için hani bedenine uyup uymadığını test edemediği için 14 günlük kanuni cayma hakkı var. Ama bu kapıdan satışlarda dediğimiz hani ürün geliyor. Siz kargo görevlisine ödeme yapıyorsunuz. Kargo görevlisi diyor ki ben kutuyu açamam açacağız. Çünkü ben kutunun size sağlam teslim edilmesiyle sorumluyum. Ama alıcı da haklı olarak diyor ki ya benim sipariş verdiğim ürün acaba kutunun içinde mi değil? Değil mi? Bir sürü dolandırıcılıkları da izliyoruz zaten. Açıp bakayım. Ondan sonra ben eğer istediğim ürün varsa alayım. Alayım.
Ama şu anda kanuni düzenlemesi yok bunun açıkçası. Hani vatandaşımız da bu seçeneği de kullanmasın diyoruz. Çünkü sıkıntılı bir şey. Çünkü bir de hayali firmalar genelde bunu kullanıyor. Evet. Ciddi firmalar kesinlikle işte efendim ben kapıda ödeme veya şimdi yeni bir uygulama çıktı. Şeffaf kutularda gönderiliyor. Evet. Yani biraz da vatandaşın dikkat etmesi lazım. İşte demin de bahsettiğiniz gibi WhatsApp'tan, Instagram'dan, Facebook'tan gördüğü ürünü hemen evet, maalesef. Satın alayım. Yani maketlerle karşılaşan çok fazla vatandaşımız var. Yani tabii bu konuda da bize çok müracaat oluyor ama burada da sıkıntımız şu. Muhatap firma bulamıyoruz. Gerekli yazışmaları yapıyoruz ama ne yazık ki hayali firmalar. Evet. Vatandaşlarımız da bu konuda çok muzdarip diyeceğim ama vatandaşın da dikkat etmesi lazım. Ama bu konuda yine bizim bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığı'nın çok güzel bir çalışması var. Artık bitiş aşamasına geldi. Hı hı. Vatandaşlardan o zaman bekleyeceğimiz ve rica edeceğimiz şudur ki kesinlikle ve kesinlikle güven damgası olan bizim bakanlık tarafından verilen işte bu satıcı firma güvenli firmadır. Evet. İşte o güven damgası, logosu bulunan gelirlerini satın alırlarsa hem bizim işimiz kolaylaşır hem de vatandaş daha az mağdur olur. Ama vatandaşımız fiyatını ucuz gördüğü ne yazık ki her ürüne hemen almak istiyor. Şey evet. Abonelik sözleşmeleri hangi alanda düzenlenen sözleşmeleri kapsamaktadır Bilal Bey? Şimdi 6502 sayılı kanunda abonelik sözleşmeleri tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli ve düzenli olarak edilmesi sağlayan sözleşmeler olarak tanımlanmakta. Bu nedir? Yani tüketici zaruri ihtiyaçlarını gidermek için işte doğalgazdır, elektriktir, efendim elektronik haberleşme hizmetleridir. Hı hı. Efendime söyleyeyim sudur. Evet, taahhütlü sözleşmeler. Bunlarla ilgili sözleşmeleri biz bu sözleşme kapsamında değerlendiriyoruz. Peki bunlar feshedildiği zaman cezai bedel ödemek zorunda kalıyor muyuz? Vatandaşlarımız kalır mı? Yani kalıyor. Bununla ilgili de herhalde hukuki işlemle uğraşan da çok fazla vatandaş olduğunu biliyoruz. Yani şöyle düşünün, hani bir de açıkçası bir de sağlayıcı, hizmet sağlayıcı açısından bakmak lazım. Siz diyorsunuz ben 2 yıl oturacağım, 2 yılda ben işte bu hizmeti sizden satın alıyorsunuz. Ama 1 yıl sonra diyorsunuz ki ben vazgeçtim. Karşı tarafta, sağlayıcı da bütün kendini ona göre dizayn ediyor. Evet. İşte benim 100 tane, 1000 tane neyse müşterim var, ben bunları 2 yıl süresinde hizmet edeceğim. Altyapısını ona göre dizayn ediyor. Ama bir anda bunların diyelim ki yarısı, abartarak söylüyorum, bu sözleşmeden vazgeçti. Bir kere karşı taraf ciddi mağduriyet yaşıyor. O yüzden de bu karşı tarafın mağduriyetini güvence altına almak için bir takım şeyleri var ne yazık ki. Hesaplanma yöntemi bir örnekle açıklayacak olursak. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Yani deminki bir soruyu da yaşıyoruz. Şimdi 24 ay taahhütte siz bir ürün aldınız. Evet. Ürün derken nedir? Bir abonelik sözleşmesi yaptınız. Hizmet size satın alıyoruz. Efendim internet aboneliği yaptınız. Kampanyanın şekli de şu. Efendim siz bizden bu şeyi alırsanız paketi biz size 50 lira olan hizmet ücretini 40 lira diye sunacağız. Yani ayda 10 lira sizden eksik alacağız diyor. Evet. Siz 3 ay kullandınız. Dediniz ki ben vazgeçmek istiyorum. O zaman firma diyor ki ben sana 3 ay 50 liraya sunmam gereken hizmeti 40 liraya sundum. Bu aradaki aylık 10 lira farkı sen bana ödeyeceksin. Tekrar 50 liraya çıkarıp sizden 30 lira talep edebilir. Veya 21 ay kullandınız. 21 ay sonunda dediniz ki ben vazgeçmek istiyorum. Geriye dönük 21 ile 10'u çarptığınızda 210 lira. Ama sizin hizmet almanız gereken sürenin dolmasına 3 ay var. Ödemeniz gereken rakam zamlı dahi olsa 40 liraydı ya. Evet. 3 ay 50 liradan 150 liradır. Kanun diyor ki burada tüketici lehine olan rakam. Tüketici lehine olan rakam aslında lehineymiş gibi duruyor ama bana göre değil. Değil. 150 lira öder diyor. Evet. Halbuki vatandaş aboneliğini hiç iptal etmese 140 lira ödeyecek. Bakın burada sanki kanun lehine gibi yorumluyor ama bana göre lehine değil. Düşünün siz hizmet sözleşmesini feshetmeseniz 140 lira ödüyorsunuz. Evet. Kalan 3 ay için. Ama bu yine de kanun diyor ki 150 lira 210 liradan düşük olduğu için ben tüketicinin lehine olan rakam ödemesini şey yapıyorum ama vatandaş buna dikkat etmesi lazım.
Ya ben hiç abonelerimi iptal etmesem 140 lira ödeyeceğim. Evet. Ama pardon 130 lira ödeyeceğim, 120 lira ödeyeceğim. 120 lira. Çünkü onlar lira şey. Evet. Ama iptal edersem 150 lira ödeyeceğim. İptal etmemesi daha Daha mantıklı. mantıklı ki etmiyor da zaten Yani veya o vatandaş işin hani sonu buna dikkat kötüye etsin. İşte gidebiliyor. efendim burada hani kanun yorumlarken kanun Evet. şeye bakmıyor süreye. Vatandaşın lehine hangisi? 150 lira mı büyük, 210 lira mı büyük? 150 lira daha düşük olduğu için diyor ben 150 lirayı vatandaş ödesin. Ama vatandaş bunun hesabını kendisi yapması lazım. Kanun her ne kadar diyorsun küçük rakam ödensin ama normalde ödeyeceği rakam daha küçük. Evet. Abonelik sözleşmesindeki şartlarla ödeyecek olursa. Taahhüt süresi bitiminde abonelik sözleşmesi de sona eriyor mu? Bitiyor mu? Hayır. Burada taahhüt bittikten sonra abonelik sözleşmesinin bittiğini tüketicinin ilgili sağlayıcıya bildirmesi lazım. Yazılı veya demin de dedik ki Evet. sağlayıcı, veri sağlayıcı şeylerle mutlaka ve mutlaka şey yapması lazım. Şimdi Bildirmesi lazım. vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de bu Bilal Bey. Elektrik kesintisi veya hani kalitesizliği nedeniyle elektrikli ev eşyalarında meydana gelen zararlar oluşuyor. Bu tüketicinin zararı nasıl tanzim ediliyor? Edilebilir mi? Edilmeli Edilir, mi? edilir ve edilmeli de. Çünkü eğer yüksek voltajdan kaynaklı veya hizmet sunulurken hizmetin kalitesizliğinden dolayı vatandaş mağdur olmuşsa bunu da ilgili ürünün diyelim ki yüksek voltaj geldi, buzdolabınız yandı. Evet. Buzdolabının servisi söz konusu yanma işleminin veya efendim bu arızanın, bu ayıbın, kusurun yüksek voltajdan kaynaklandığını servis fişiyle vatandaşa bildirirse, vatandaş da o servis fişiyle bize müracaat ederse biz kesinlikle ve kesinlikle zararı doğuran firma tarafından tüketiciye ödenmesi için gerekli işlemleri yapıyoruz. Evet. Hatta daha da örneği açayım. Diyelim ki ürün yandı, evinizde Evet. ciddi hasar meydana geldi. Hasar yine bizim tüketici hakem heyetinin limitleri dahilindeyse, yani 8.458 liraya kadar bir hasarsa, o uğradığı zararın da tazmin edilmesini karşı taraftan talep edebiliyoruz ilgili sağlayıcı firmadan. Soracağım bir diğer sorunda zaten cevabını vermiş oldunuz. Bir diğer sorumda 5 yıl önce 0 kilometre olarak satın aldığımız bir otomobilimiz var ve bunu satışa çıkardık. Ali'nin otomobil üzerinde yaptığı kontrollerde aracın kaportasında onarım ve boya tespit edilmiş. Sıfır otomobil yerine hasarlı araç satılmış. Garanti süresi de dolmuş. Bu durumda neler yapabiliyoruz? Şimdi biz buna kanunda gizli ayıp deniliyor. Evet. Yani gizli ayıpta zaman aşımı ve garanti süresi göz önünde bulundurulmaz. Yani kanun eğer gizli ayıplı bir ürünü firma sağlayıcı satmışsa vatandaşa Evet. garanti süresi bitse bile bu gizli ayıp satılırken varmış gibi değerlendirilir. Vatandaşın mağduriyeti kesinlikle ve kesinlikle giderilir. Yani bundan sorumlu olan satıcı firma. Oğlum için satın aldığım bir ayakkabı var. Bir hafta giydikten sonra açılma yaptı Evet. ve kötü kokuya da neden oldu. Evet. Satıcı bu durumun normal olduğunu, yapacak bir şey olmadığını belirtti. Biz ayakkabıyı bu haliyle kullanmak zorunda mıyız? Değilsin. Kesinlikle. Yani tüketici verdiği ürünü Evet. amacına uygun kullanmak ister tabii ki. Evet. Koku geliyorsa, üretim Açılma imalat kaynaklı olduysa, da bir evet. ayıp varsa kesinlikle ve kesinlikle tüketicinin mağduriyetini gidermek zorunda. Biz bunu firmaya götürüyoruz. Firma bizde ayıp yoktur diyor. Geri sizde Tabii kullanımla tabii. ilgili vardır diyor. Firma onu servise gönderiyor. Servis Evet. fişlerini ile birlikte fatura Evet. bize müracaat ettiğinizde heyetimiz bu ürünü değerlendiriyor. Kesinlikle ve kesinlikle burada direkt söylüyorum. Bu vatandaş lehine, tüketici lehine karar çıkıyor. Bilal Bey, burada peki bir hafta olmak zorunda mı? Hani Şimdi şöyle, garanti süresince midir? şimdi ayakkabıda garanti yok. Evet. Şimdi bütün vatandaşlarımız, tüketicilerimiz bize gelirken efendim bana ilgili firma garantili olduğunu söyledi. Şimdi buradan yine vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Eğer öyle taahhütte bulunan bir firma varsa Evet. vatandaş yazılı belge istesin. Anladım. Veya bunu artık garanti belgesine mi yazar, ilgili faturaya mı yazar? İşte bu ürün atıyorum 1 yıl, 2 yıl, 6 ay firmamızın garantisi altındadır derse biz o maddeyi de kesinlikle tüketici lehine yorumlarız. Evet. Ama tüketici bilmesi lazım ki garanti yönetmeliğinde ayakkabıyla ilgili bir garanti süresi yok.
Varsa da bunu mutlaka ve mutlaka vatandaş bildirmesi gerekiyor. Belgelendirmesi lazım ki veya evet. firmadan bu belgeyi istemesi lazım. Şöyle bizim özellikle ben biliyorum. Kendim de ayakkabıcılık yaptım. Ya biz malımızın arkasındayız. Evet, buradayız. Ne zaman arzalanırsa işte bizim firmamızın ismi var. Biz ciddi evet. bir firmayız. Biz müşterimizi üzmeyiz evet. diye şey yaparlar ama üzülmesini istemiyorsa belgesini alsın vatandaş. Satıcı veya sağlayıcılar tarafından satışı yapılmak için teşhir edilen malın satışından kaçınılabilir mi? Kesinlikle kaçınılmaz. Satıcı dükkanında sergilediği, rafında bulundurulduğu veya vitrinde gösterdiği ürünü satmak zorunda. Yalnız satılık değildir. Hı hı. İbaresi varsa bunu satmak zorunda değil. Yani ürünü gören vatandaş bu ibareye yok üzerinde. Evet. Teşhir ürünü de olsa vatandaş beğenebilir. Vitrine koymuş ürünü, vatandaş diyor, evet. ben vitrindeki ürünü istiyorum. Vereceksin onu. O kaçınamaz. O suç yani açıkçası kanunda. Satıcı veya sağlayıcı teşhir ettiği dükkanda, rafında bulundurduğu ürünü kesinlikle talep üzerine vatandaşa vermek, satmak zorunda. Taksitle aldığımız bir ürünü kullandık. Burada da cayma hakkını kullanabilir miyiz? Kullanamazsınız. Satıcı cayma süresi içinde malı tüketici teslim etmişse evet. tüketici malı ancak malın ilk incelemesini kapsayacak şekilde olan bir gözden geçirmenin gerektiği ölçüde kullanabilir. Hani aldınız malı işte, tam kullanma değil işte sağına baktınız, soluna baktınız. Evet. Şey yaptınız. Aldınız daha doğrusu taksitle sözleşmesi yaptınız. Üründe de herhangi bir ayıp kusur yok. Ama yok efendim ben kullanmaktan vazgeçtim. Kullanıyorum. Evet. Cayma hakkımı bu şeyde kullanamazsınız. Firmamız adına kayıtlı bulunan binek bir otomobilden imalattan kaynaklanan bir arıza mevcut. Satıcı ile bu hususta aramızda ihtilaf bulunmakta. Bu durumda tüketicinin korunması hakkının kanundan yararlanabiliyor muyuz? Yararlanamazsınız. Çünkü bahsettiğiniz firma ticari baştan da biz tüketicinin tarifini evet. yaparken dedik ki mesleki ve ticari olmayan evet. şekilde mal edinen ve hizmet edinen tüketicidir. Burada firma dediğiniz için firma bir defa ticari. Kanun diyor ki taraflardan birinin mutlaka tüketici olması gerekiyor. Bir taraf firma, karşı evet. taraf da firma. İki firma arasındaki anlaşmazlıklara biz bakmıyoruz. O tüketici mahkemesine gitmeleri gerekiyor. Dediğim gibi mutlaka. Ha şunu da ben belirteyim. Bunu çoğu vatandaşımız veya firmamız bilmez. Dedim ya taraflardan birinin mutlaka tüketici olması lazım. Şimdi firma da bize müracaat edebilir. Evet. Firma işte bir kurduğu sözleşme veya sattığı bir üründen dolayı tüketiciden parasını tahsil edemiyorsa firma da bize müracaat edebilir. İşte A şahsıyla yaptığım alışverişten dolayı ödemesi gereken meblağı evet. ödemedi diye bize müracaat edebilir. Bunda Elazığ'da olmadı pek ama kanun bunu da öngörüyor. Yani isteyen firmada... Emsali var. Tabii. Garanti süresi içerisinde hasar gören bir malın servis tarafından ücretli onarımının yapılması durumunda mal garanti kapsamından çıkar mı Bilal Bey? Çıkmaz. Yine bu örnek de açıklayayım. Gittiniz televizyonunuzun ekranı bozuldu. Evet. Veya ekran kırıldı. Evet. Ekranı da kullanıcı hatasından dolayı değiştirdiniz. Daha sonradan televizyonun başka bir kısmı arızalandı. Evet. Arızalan kısım için tekrar garanti hizmet vermek zorunda. Ücretle değiştirdiği ürünü de değiştirdiği tarihten itibaren kesinlikle bir yıl garanti vermek zorunda. Yani ücretli onarım yaptı diye evet. efendim artık bu ürün garantiden çıktı evet. deme hakkı yok satıcının. Peki bir diğer sorum da bununla hemen ilişkili. Mal yetkili servisten teslim alınmalı mı? Malın teslim alınması halinde tüketici hakem heyetine başvurabilmesi için azami bir süre var mıdır? Malın teslim alınmasının ardından çıkan arızalar hakkında nasıl bir karar verilir? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi vatandaş ayıplı ürünü, kusurlu ürünü evet. Servise göndermesi için ya satıcıya veya sağlayıcıya gitti veya kendisi direkt teslim etti. Yalnız vatandaştan ricamız bunu baştan da söyleyeyim. Teslim ettiği zaman mutlaka ve mutlaka bir tutanak tuttursun. Yani diyelim ki az satıcısına gittiniz.
ürünün servise gönderilmesi gerekiyor. Satıcıya evet. teslim ederken üründeki bulunan mevcut arızalarla birlikte, hı hı. fiziki durumuyla birlikte mutlaka tutanağa yazdırsın. O tutanak servisin yani tamir süresinin başlandığı tarihi mutlaka orada yazmaz. Teslim ettiğiniz an zaten o süre başlamış oluyor. Başlıyor. Bu 23 günü içinde eğer ilgili servis tarafından tamir edilmemişse, vatandaş bunu belgeliyorsa, ürünü servisten almasında veya satıcıdan almasında hiçbir sakınca yok. Ama dediğim gibi belgelemek şartıyla. Ama vatandaş gitti, 23 günü geçti, gitti ürünü talep etti. Firma dedi ki ürün henüz gelmedi. O aşamada da bize gelebilir. İşte ben ürünümü gönderdim, 23 gün içinde tamir edilmedi. Evet. Biz zaten bu tip konularda direkt 23 gününden tüketici lehine karar veriyoruz. Garanti Belgesi Yönetmeliği'nin garanti süresi başlıklı 6. maddesinde düzenlenen 2 yıllık sürenin malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlayacağı düzenlenmiş olmakla birlikte kurulun gerektiren mallarda tüketicinin fiili faydası sağladığı kurulun tarihi teslim tarihi olarak kabul edilebilir mi? Edilemez. Yani satıcı ürünü teslim ettiği tarihten itibaren garanti başlamış olur. Yine bunu örnekle açıklayayım. Siz aldınız ürünü, evet. eve getirdiniz, kullanmadınız. Kurulumu yapılmak üzere de servisi çağırmadınız. Aradan 2 yıl geçti veya 1 yıl geçti veya 1,5 yıl geçti. Garantinin dolmasına az bir süre var. Ama efendim siz kurulumu talep ettiniz. Yetkili servis geldi kurdu. İşte orada da bir yanlış anlaşılma var. Efendim servis gelip kurmadığı için ben ürünü kullanmadım. Evet. Evimde kaldı. O yüzden de benim garantimin kurulum tarihinden itibaren başlaması gerekiyor diye bir algı var ama öyle değil. Satıldığı tarihten itibaren garanti başlar. Başlar. Kullanıcı kaynaklı arızalarda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir mi? Tamirde geçen süre hesabında süreden kastedilen iş günü müdür? Bir defa kullanıcı kaynaklı da olsa serviste geçen tamir süresi kesinlikle ve kesinlikle garanti süresine eklenir. Yani diyelim ki ürün 3 kere servise gitti. Evet. 20'şer gün kaldı. 60 günü. Biz bu 60 günü 2 yılsa garantisi 2 yıl evet. artı 60 gün. Yani 24 ay değil de 26 aymış gibi değerlendirir. Çünkü o kullanıcı veya tüketici o üründe tamirde olduğu için herhangi bir fayda sağlayamıyor, kullanamıyor. Evet. Tüketici kaynaklı da olsa tekrar ediyorum. Hani sırf imalat kaynaklı şeyler değil, tamirler değil. Tüketici kaynaklı da olsa kesinlikle garanti süresi içinde işte değerlendirilmiyor. Onlar daha doğrusu garanti süresine ekleniyor geçen süre. Garanti süresi içinde arızalanan bir cep telefonu yetkili servisçi tamiri sonrasında telefonun tüketicinin bilgisi dışında kullanılması durumundan servis sorumlu tutulabilir mi? Tutulur. Şimdi burada kanun diyor ki satıcı, sağlayıcı ve servis sunan üründe bir arıza gelirse müteselsilen üçü de sorumludur. Evet. Yani bu serviste de olsa, şey de olsa vatandaş açıkçası bu bahsettiğimiz üç gruptan, üç şeyden sağlayıcıyı da şikayet edebilir, satıcıyı da şikayet edebilir, servis de şikayet edebilir. Yani onlar artık vatandaşın konusu değil. O üç bahsettiğimiz servis, satıcı, sağlayıcı veya distribütör firma bunu kendi arasında halledecek. Vatandaşın şeyinde değil. Vatandaş istediği dediğim gibi servisi de satıcıyı da şikayet edebilir. Burada vatandaşı efendim sen benden almadın veya sen benden aldın ama servis bozdu. Veya satıcı efendim bunu ilgili ithalatçı firmaya, distribütör firma aldı. Onu şikayet et diyemez. Üçü müteselsilen sorumludur kesinlikle. Bir malın garanti süresi içinde satılması halinde ikinci el satışta garanti hükümleri uygulanabilir mi? Akabinde hemen ikinci el satışlarda 6500 ikili sayılı kanunun zaman aşımı başlıklı 12. maddesinde öngörülen zaman aşımı süresinden faydalanabilmesi için ilk fatura mı yoksa ikinci el satış faturası mı gerekli? Yani şöyle söyleyeyim, garanti süresi içinde ürün el değiştirse bile bunu kesinlikle garanti süresi kesintiye uğramaz. Diyelim ki siz özellikle hani bu faturalı derken firmalar ikinci el satıyor. Evet. Ve bazen vatandaş da açıkçası bir kardeşiniz
veya büyüğünü evet. veya siz kardeşinize veya herhangi bir arkadaşınıza bir hediye ediyorsunuz ama fatura evet. sizin adınıza. Orada garanti kesintiye uğramaz. Size ne şekilde verilmişse garanti aynı şekilde kullanıcı da, hı hı. onu da söyleyeyim, kullanıcı da gelip bize şikayet edebilir. Adına fatura olmasa bile evet. biz sistem bize belgeliyorsa işte fatura, efendim faturada isim sizin adınıza, evet. yeğeniniz geldi bize müracaat etti, hı hı. biz yine garantiyi devam ettiririz. Garanti süresi içinde herhangi bir ayıp kusur meydana gelmişse de bunu kesinlikle tüketici lehine yorumlayıp işlemlerini çözmeye çalışırız. Zamanımız az kaldı ama ben hızlıca bu sorularımı da yöneltmek tabii, istiyorum. Tabii. Bir malla ilgili yanıltıcı reklam yapılması ve söz konusu reklamında belirten hususlar nedeniyle malda arıza meydana gelmesi halinde mal kullanıcı hatası nedeniyle garanti kapsamından çıkar mı? Az önce vermiş olduğumuz cep telefonu örneğinin üzerinden de gidersek bir cep telefonumuz var. Su geçirmez olduğuna ilişkin yapılan reklamı itimat eden tüketicinin cep telefonuyla havuza girmesi halinde sıvı teması nedeniyle kullanıcı hatası olduğu gerekçe gösterilerek cep telefonunun garanti kapsamı dışında kaldığı söylenebilir mi? Söylenemez. Şimdi firma reklamlarında evet. veya kullanım kılavuzunda veya ürünün kutusunda veya teşhir edildiği dükkanda evet. tüketiciyi yanıltıcı veya ürünün özellikleriyle evet. ilgili ürünün cazibesini artırmak için evet. Yanlış beyan vermişse hı hı. veya garanti belgesinde işte efendim su geçirmez deniliyor. Vatandaş da bunları görerek hı hı. almışsa, bunlara inanarak almışsa kesinlikle ve kesinlikle bu konularda mağdur edilmişse biz o yanıltıcı reklamlarda verdiği taahhütleri yerine getirmesini istiyoruz. Sen çünkü müşteriyi o şekilde kandırdın diyeceğim. Evet. Yanlış anlaşılacak. Müşteri o şekilde bu senin yaptığın reklamlara evet, itibat ediyor sonuçta. Güvenerek senden aldı. Evet. O yüzden sen de tüketicinin mağduriyetini gidermek durumundasın deyip kararımızı veriyoruz. Televizyon ve radyolarda sıklıkla yayınlanan doğrudan satış, tele alışveriş reklamlarında tüketiciler en çok nelere dikkat etmeli Bilal Bey? Şimdi zaten ona şöyle söyleyeyim. Tüketici iyi kötü biraz araştırma yapması lazım. Evet. Örneğin 3000 liralık telefon. Eğer bu bahsettiğiniz televizyon, tele alışverişlerde evet. 1000 liraya, 500 liraya satılıyorsa çok evet. dikkat etmesi lazım. Bir defa bazen şöyle bir hile yapılıyor. KDV hariç fiyatı veriliyor. Evet. Kargo hariç fiyatı veriliyor. Ama öyle bir vatandaş şey yaptıktan sonra hı hı. ürünün parasını ödüyor ama kargo geldiğinde hiç karşılaşmadığı şekilde yüksek bir rakamla karşılaşıyor. Alıp almama noktasında sıkıntı yaşıyor. Hani ürünün bedelini ödemiş bir şekilde. Evet. Çok yüksek kargo bedeli geliyor ama ürünün parasını kurtarmak adına mecburen kargo parasını da ödeyip almak durumunda kalıyor. Yani ne diyeyim, vatandaş dikkat etmesi lazım. Özellikle hani şey tüketici aldatmak adına işte evet. tek bir sefer, ilk kez, son defa işte efendim Türkiye'de ilk defa yapılan bir kampanyamış gibi evet. vatandaşları en iyisi, en güzeli yani, sadece bizde. Evet, bahsettiğiniz gibi vatandaşların bu konuya dikkat etmesi gerekiyor evet. tabii ki. Vatandaşlarımıza söyleyeceğiniz son sözünüz nedir Bilal Bey? Şimdi vatandaşlara şunu söyleyeceğim. Bir defa kesinlikle ve kesinlikle ürünün fiyatına, tutarına bakmadan mağdur oldukları her noktada belgeleriyle birlikte bahsettiğim gibi Zübeyde Hanım, No 159'da bulunan hakim heyeti başkanlığımıza müracaat etmelerini istiyoruz. Evet. Biz gerek Ticaret İl Müdürlüğü gerekse hakim heyeti başkanlığı olarak şöyle bir sloganımız var. Helal üreten, dürüst satan, bilinçli tüketen bir toplum hedefliyoruz. Bu şeyi dizayn ederken de toplumu en önemli görev toplumun ana unsuru olan hepimizin de dahil olduğu tüketiciye çok önemli iş düşüyor. Evet. Tüketici kesinlikle ve kesinlikle dediğim gibi bu kriterlere dikkat etsin. Yani özellikle yanıltıcı internet üzerinden, sosyal medya hı hı. üzerinden yapılan reklamlara inanmasın, itibar etmesin. Ve daha da özelini söyleyeyim, mümkün mertebe yerli ürün kullanmaya biz davet ediyoruz tüketicilerimize. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok sağ olun, çok verdiğiniz ediyorum. Bilgiler için de Bilal Bey. Sizler de sağ olun.
Tekrar ben Elazığ halkına iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah tüketicilikle ilgili vatandaş olarak üzerimize düşen her şeyi herkes yerine getirir. Mağdur olan insanların sayısı da azalmış olur. Herkese iyi akşamlar.